Merhabalar. Hello. Alo. Okay, was machen wir heute? Akkusativ. Akkusativ. Was bedeutet Akkusativ? Was ist das? İsmin ihale. Başka? Ich weiß es nicht. Akkusativ ile ilgili bilgi olan var mı? Hocam, dea, di ve dazın sadece D'nın değiştiği durum. Belirtme ve yönelme hali mi hocam? Evet. Yönelme halde oluyor değil mi hocam? Aha, ama yönelmeyi şu anda yapmayacağız. Yani onun konusu ayrı. Bir haftaya görürüz onu. Aa. Tamam. Hadi başlayalım. Şimdi, evet söyledikleriniz doğru. Bir yandan da gelenleri kabul ediyorum. Bir saniye. Tamam. Şimdi, akkusatif dediğimiz, evet ismin i hali öncelikle bunu biliyorsunuz. İsmin i hali var ve e hali var. Bizdeki haliklerinin Almancadaki karşılığı akkusatif ve datividir. İ halini akkusatif ile oluşturur. E halini datif ile oluştururuz. Onu da Perşembe günkü derste gördünüz datifi. Bugün akusatife bakıyoruz. Akusatif dediğimiz gibi ismin iyi hali. Not alabilirsiniz burada yapacaklarımızı. Şimdi iyi halini oluştururken biliyorsunuz Türkçe sondan eklemeli bir dil. Yani isimlerin arkasına getiririz biz bu iyi hallerini. Mesela kalemi, kitabı, arabayı. Hani biz arkasına ekliyoruz ama Almanca'da bu i ve e halleri ismin artikelini değiştirerek oluşturulur. Bu arada akkusatif ilk defa gören var mı? Ben hocam. Şimdi örnek verelim. Birkaç, yani her artikelden bir tane kelime yazacağım. Mesela der Mann, die Frau, das Kind. Bir de die Kinder olsun. Bunları akkusatife dönüştürmeyi deneyelim. Nasıl dönüşüyormuş akkusatife kelime? Yani i haline nasıl dönüşüyormuş? Denmark. Nominatif. Nominatif dediğimiz zaten Denmark. yalın hali demek. Bestimmt belirli artikel. Unbestimmt belirsiz. Der nominatif halden akkusatif forma geçerken der dene dönüyor. Die kalıyor. Das kalıyor. Çoğul olan die plural yine di olarak kalıyor. Evet, aslında sadece dea den şeklinde bir dönüşüm var. Bunlarla ilgili bir diyeceğiniz zaman den aynene dönüşür. Di aynı, das ein. Çoğulda da bir diye bir şey olmadığı için boş kalır. Buna göre der Mann adam. Adamı nasıl dersiniz? Değilmem. Kadını? Die Frau. Çocuğu. Das Kind. Çocukları. Die Kinder. Die Kinder. Böylelikle iyi halini oluşturmuş oluyorsunuz akkusatif formu. Peki bununla ilgili bir diyeceğimiz zaman, yani bir adamı, bir kadını derken nasıl diyeceğiz? Den Aynen aynene dönüşüyor. Böylelikle bir adamı derken nasıl diyorsunuz? man. Aynen. Bir Aynen kadını, man. bir çocuğu, Aynen kind. ein Aynen kind. Kind. Çocukları Aynen kind. direkt Kinder. Kinder.
Evet, burada aynı ya da aynı olmaz. Çoğul. Burayı not alabilirsiniz. Bunların aynısı. Nominatif. Bestimmt ve unbestimmt. Şimdi bir isim ne olur da akkusatife dönüşür? Yani bu derman niye denman olur durup dururken? Bunu yapacak ögeler vardır cümlede. Bunlardan birincisi fiil. İkincisi de edat. Edatı bu hafta değil haftaya görürüz. Bugün fiillerini göreceğiz bunların. Yetişmez çünkü. Fiiller. Şimdi fiiller nesneleri akkusatife dönüştürebilir iyi haline. Keza bizde de öyle. Mesela adamı. Adamı kelimesini bir cümlenin içerisinde kullanırsanız mesela ne dersiniz Türkçe? Adamı Gördüm. görmek. Görmek fiili ne yapıyormuş? Nesneyi iyi haline dönüştürüyormuş. Almanca'da da aynı şekilde. Belli başlı fiiller var. Bunlar nesneyi iyi haline dönüştürüyor. Neymiş onlar bakalım. Bir, haben. Haben sahip olmak fiili. Ve nesneyi akkusatife dönüştüren o bir object. Nesneyi akkusatife dönüştüren bir fiildir. Mesela der Bruder. Nedir der Bruder? Ben Erkek kardeş. erkek kardeş. kardeş. Şimdi ben bir erkek kardeşe sahibim diyeceğim zaman fiilim haben olduğu için nesnemde akkusatif olmak zorunda. Çünkü bu sütundaki gördüğünüz bütün fiiller akkusatif ile kullanılır. Yani nesneyi akkusatife dönüştürür. Böylelikle der buğuda ne olacak? Den buğuda ya da aynen buğuda. Yani orası size kalmış. Ich habe aynen buğuda. Ben bir erkek kardeşe sahibim. Ya da den. Ich habe den buğuda. Erkek kardeşi sahibi bir yok. Bunun gibi. Bununla ilgili örnek bir cümle söyleyin bana. Haben'ı bir cümle içerisinde kullan. Sahibiz. Neye sahibiz? Atıyorum kalem. Ich habe Kalem. ein Auto. Onu da yazarız. Mesela bir kalemim var. Nasıl diyorsunuz bunu? Ich habe der Aynen. Bleistift. ben aynen Bleistift. Bleistift. Bir kalemin var mı diye sorsanız ne dersiniz? Hast du einen Bleistift? Ya hast du einen Bleistift. Bleistift. Ya da araba das Auto. Ich habe ein Auto şeklinde. Burada kalemi ya da erkek kardeşi akkusatife dönüştüren etken fiildir. Haben fiili nesneyi akkusatif yapar. Peki bir sonraki fiil. Hast du einen Bleistift? Ya, finden. Finden, bulmak fiili. Bir şeyi bulmak. Baktığınız zaman bu da akkusatif ile kullanılıyor. Bir şeyi, iyi hali. Das Buch, kitap. Kitabı, mesela bunlar gibi ne demiş? Ich kann nicht das Buch finden. Bu cümle ne demek? Kitabı Kitabı bulamıyorum. bulamadım. Bulamıyorum. Bulamıyorum. Şimdiki zaman ya. Önceki ders, geçen haftaki derste de söylemiştim. Konuları birbirinin üstüne ekleyerek gidiyoruz. Mesela bundan önce modal fiilleri görmüştük. Modal fiilleri de akkusatif ekleyerek devam ediyoruz. Yani birbirine ekleye ekleye devam edeceğiz. Ondan önce wie fragen, ja, nein fragen bunları gördük. Onları buraya ekleyerek yani birbirine ekleye ekleye devam edeceğiz. Evet, kitabı bulamıyorum. Kitap das Buch. Das'ın akkusatifi yine das. Das. Das kalıyor, Evet. O değişmiyor. yüzden böyle kaldı o. Ondan sonra suchen, aramak. Ama bu kayıp bir şeyi aramak. Bir telefonla aramak değil de. O da altındaki, ona da geleceğiz. Mesela der Schlüssel anahtar demek. Suchst du den Schlüssel? Ne demek bu? Anahtarı buldun. Anahtarı Arıyor arıyor musun? musun? Pardon, arıyor musun? Ya, Konuşamadım ya. anahtarı arıyor musun? Diyor. Peki burada da der Schlüssel den Schlüssel'e dönüşüyor. Peki bir sonraki anrufen. Anrufen telefonla aramak fiili ve rembareverin bir ayrılabilir fiildir bu. Kim arıyoruz? Nesnemiz der Lehrer, öğretmen. Wann rufst du den Lehrer an? Ne demek bu cümle? Öğretmenin ne zaman arıyor? Evet. Öğretmeni ne zaman arıyorsun? Hı.
Öğretmeni ne zaman ararsın? Bir sonraki trinken içmek fiili. Ne içiyoruz? Der Kaffee. Ich möchte einen Kaffee trinken. Ne demek bu cümle? Kahve Bir içmeyi istiyorum. kahve Kahve içmek içmek istiyorum. isterim. Kahveyi burada akusatif yapan etken nedir? Möchten. Aynen. Nedir? Möchten. Nein. Aynen. Trinken. Trinken. Çünkü trinken akusatif ile kullanılıyor. Bir Özür şeyi dilerim. İçmek. Bir şey. der Kaffee, Bir şey den içmek. Kaffee ya da einen Kaffee. Essen, yemek yemek fiili. Bu da akusatif ile kullanılır. Çünkü bir şeyi yemek. Die Suppe, ne yiyoruz? Çorba. Kurban. Çorba Almanca'da yenir bu arada. Doğru. İçilmez. Trinken'la Hocam bir şey kullanmayın. sorabilir Die miyim? möchten eine Suppe essen. Pardon, özür dilerim. Çorba içmek istiyoruz. Bir çorba içmek istiyoruz biz. Çorbayı burada akusatif yapan etken. Esin. Essen. Esin. Die Suppe. Die'nin akusatifi yine die. Ya da aynı. Sonra. Nehmen. Olmak. Almak. Das Medikament ne alıyoruz? İlaç alıyoruz. İlaç. İlacı burada akusatife dönüştüreceğiz. Çünkü nehmen akusatifle kullanılıyor. Warum nimmst du das Medikament? Neden ilaç? Neden ilaç alıyorsun? Ben bu ilacı alıyorum. Ya neden bu ilacı alıyorsun ya da ilacı alıyorsun? Das Medikament akusatifi das yine das öyle kaldı. Kaufen satın almak. Ne satın alınıyor? Das Ekmek. Brot. Ekmek. Bu. Du Ekmek sollst. alabilir misin? Das Brot kaufen. Ne demek? Sen ekmek alabilir misin? Almalısın. Ya Merhaba almalı baba. mıyız? Evet, Ekmeğe Malemann satın var. olmaz. Gereklilik gibi. Merimalı. Sen ekmek almalısın. Vergessen, unutmak. Bu da akusatiflik. Bu arada burayla ilgili şunu söyleyeyim. Bir fiilin akusatif alıp almadığından emin olamadığınız zamanlarda şunu düşünün. Fiilin önüne bir şeyi ya da birisini kelimelerini getirebiliyorsanız akusatiftir. Bir iki tane istisna var. Akusatifte de var, datifte de var. Datife daha sonra geleceğiz. Akusatifteki istisnalar iki tane. Birisi haben, bir de brauchen. Çünkü biz bu ikisini Türkçe'de e haliyle kullanırız. Bir şeyi sahip olmak değil de bir şeye sahip olmak deriz. Ya da bir şeye ihtiyacı olmak değil de bir şeye ihtiyacı olmak deriz. Ama bu ikisinin haricindeki herhangi bir fiilin önüne birisini ya da bir şeyi yani her halükarda i halini getirebiliyorsanız o fiil akusatifle kullanılıyordur. Bakınız birisini bulmak, birisini aramak, bir şeyi yemek, bir şeyi içmek, bir şeyi almak, bir şeyi satın almak, bir şeyi unutmak ya da birisini unutmak. Yani baktığınız zaman hepsinin de önüne bir şeyi ya da birisini kelimelerini getirebiliyorsunuz. Bunlar akusatifle kullanıldığına işaret. Mesela Ferguson, unutmak. Unutmuş. Bilmiyorsunuz neyle kullanıldığını. Önüne Ya bir şey getirdiğinizde evet ise tamam bir mı? şeyi ya Unutmuş. da birisini ise akusatifle kullanılıyordur. Das Handy, telefon. Mesela, er Ferguson immer das Handy zu Hause. Ne demek bu? O Her zaman telefonu her zaman her zaman telefonu evinde evde unutuyor. unutur. Telefonu burada akusatif yapan etken Ferguson. Ferguson. Yes. Verstehen nedir? Anlamak. 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 Dimension. İnsan. Lar. İnsanlar. Ich Ben kann tekrar nicht anlayamıyorum. Dimension verstehen. İnsanları anlamıyorum. Mu? Anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Können. Aa, Veya anlayamıyorum. bilmek ya da anlayamamak. Ondan sonra learning, öğrenmek, bir şeyi öğrenmek. Böylelikle mesela neyi? Die matematik. Matematik. Wie oft lernst du die matematik? Ne sıklıkla Sıklıkla matematik matematik öğreniyorsun? öğreniyorsun? Evet. Ne sıklıkla matematiği öğreniyorsun ya da çalışıyorsun? Einladen, davet Davet etmek. et. Birisini davet etmek haliyle bu da akusatiftir. Bu da nesneyi akusatife dönüştürür. Die Gäste nedir? Misafir. Misafirler. Gelmiş. Plural. Heute laden wir die Gäste ein.
Ne diyor burada? Bir Bugün misafire davet bir misafir davet ettik. ediyoruz. Bugün biz misafirleri davet ediyoruz. Burada misafirleri akkusatif yapan etken einladen. Sonra planın bir şeyi planlamak. Planlamak. Neyi Tatil. planlıyoruz? Ya Urlaub. Tatil. 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 Die Familie plant einen Urlaub. Ailem bir tatil planlıyor. Evet, aile bir Bir tatil tatil planlıyor. Schreiben. Yazmak. Ne planlıyor. yazılıyor? Der Brief. Mektup. 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 Schreibst du einen Brief? Aynen brief. Bir Sen bir mektup. mektup yazar Bir mısın? mektup yazıyoruz. Yazar Evet. mısın? Bir mektup yazar Mektup mısın? yazıyoruz. Lesen. Okumak. Zeitung. Okuyoruz. Gazete. Gazete. Der Vater liest eine Zeitung. Ne demek? Baba bir Baba. gazete Baba okuyor. bir Bir gazeteyi. gazeteyi okuyor. Evet. Gazete artikel di. Di'nin akusatifi yine di. O yüzden de di olarak kalır ya da aynı olarak kalır. Eine Zeitung. Sehen. Görmek. Der Mann. Neyi görünüyor? Adam. Sen bir adamı Kannst du gördün den mü? Mann sehen? Ne demek bu? Sen bir Adamı adamı görebiliyor gördün mü? musun? Gördün Sen adamı mü? görebiliyor musun? Evet. Bir sonraki kennen. Kennen tanımak fiil. Bilmek, tanımak, Kimden tanımak. bahsediyoruz? Die Frau. Ich kenne nicht die Frau. Ne demek bu? Kadını Kadını tanımıyorum. tanımıyorum. Tanıyamıyorum. Adam. Adamı Tanıyamıyorum. mı? Kadını. Kadını. Kadını Tanımıyorum. tanımıyorum. Son. Brauchen. Az önce Yaşıyorum. bizde E hali gibi duruyor. Datif gibi duruyor. O şekilde düşünüp de yanlışlıkla bunu datifle kullanmayın. Brauchen akkusatifidir. Das Geld mesela. Paraya ihtiyacımız olduğunu varsa. Heute brauche ich das Geld. Bugün para ihtiyacım var. Evet, yaşıyorum. Evet. Bugün paraya ihtiyaç duyuyorum. Paraya ihtiyacım var. Şimdi bu gördüğünüz fiiller komple akkusatifle kullanılır ve nesnesini olduğu gibi akkusatife dönüştürür. Peki soruları nasıl oluyor bunların? Mesela arıyorum. Neyi arıyorum? Neyi içiyorum? Ondan sonra kime anlıyorsun, anlamıyorsun? Bunların akkusatifin sorularını nasıl yapıyoruz? Soruları da eğer bir kişiden söz ediyorsak when kullanırız. When kimi? Kim? Zaten nesne. Bir nesneden söz ediyorsak was deriz. Was Niye? neyi? Neyi ve kimi derken bunları kullanırsınız. Biliyorsunuz buradaki fiillerin hepsi bir kişiyle kullanılacak diye bir şey yok. Ya da hepsi bir nesneyle kullanılacak diye bir şey. Mesela finden. Tamam, finden ikisiyle de kullanırsınız. Kimi bulabiliyorsun ya da neyi bulabiliyorsun şeklinde. Ama essen'ı ya da trinken işte kimi içiyorsun olmuyor. Bunu sadece was'la kullanabilirsin. Was trinken Sie? Ne içersiniz? Ya da when'le kullanmamız gerektiği zaman anrufen, birisini aramak. Burada da nesne olmaz mesela. Ben rufen Sie an. Kimi arıyorsun? Böyle de kullanabilirsiniz. Mesela when rufst du? Rufen tek başına çağırmak anlamına gelir. Kimi çağırıyorsun diyor mesela. Birisini çağırmak düşündüğünüz zaman bu da akkusatiftir. Ya da buna when rufst du an da diyebilirsiniz. Kimi arıyorsun? Cevap, vereceğiniz cevaptaki o nesne, yani aradığınız kişi her kimse, onu akkusatife dönüştürüyorsunuz. When finden Sie? Kimi buluyorsunuz? Yine akkusatif sorumuz ve yine akkusatif sorumuz. When können Sie nicht sehen? Ne diyor bu? Kimi görebilirsiniz? Nasıl? Göremeyebilirsiniz. Kimi göremeyebilirsiniz? Göremiyorsunuz. Kimi göremiyorsunuz? Evet, nesnelere bakalım. Was trinkst du? Yani Ne ne içersin? Ne içersin? içiyorsun? Ne içersin? Buradaki was aslında böyle ne içersin değil de aslında neyi içersin? Akkusatiftir, nominatif değil de. Was möchten Sie Ne yemek essen? istersiniz? Ne yemek istersin? Yemeği istersin? Evet, Ne ne yemek yiyeceksek o şeyi akkusatife dönüştürüyorsunuz. O da was lest ihr? Neyi okuyorsun? Kim? Okuyorsunuz. Biz neyi Evet, okuyorsunuz? siz neyi okuyorsunuz?
Şimdi bunlarla alakalı bana örnekler oluşturun. Haben'la ilgili az önce yazdınız zaten. Burada el kaldırabilirsiniz. El kaldırın ve söz hakkı isteyin. Bununla ilgili olacak hocam. Haben'i yaptık. Finden'den devam. Bulmak. Bulmak fiiliyle alakalı bana ya bir soru oluşturun ya da bir cevap oluşturun. Şunu bulabiliyorum, bulamıyorum şeklinde. Evet. Utku Bey. Ich kann nicht die Tasche finden. Ich kann nicht die Tasche finden. Ne dedik burada? Çantayı Çantayı bulamıyorum. evet. Bulamıyorum. Çantayı bulamıyorum. Güzel. Bir sonraki fiilimiz. Ya burada çanta aslında die Tasche artikeli yine die. Hani böyle nominatif gibi görünse de aslında bu nedir? Akusatif Akusatif olarak kullanıyor çünkü aramak ve bulmak pardon. evet, finden'dan dolayı bunu akusatif yaptık. Bir sonraki fiilimiz suchen. Suchen'la ilgili Erdoğan. Suchst du Suchst jemand? jemand olmaz. Artikelli olan bir şey söyleyin. Onun açıklamasını da biraz sonra yapayım. Also einen Mann. Aynen man mesela. Adamı arıyor musun? Peki. Bir sonraki anrufen aramak. Birisini aramaktan söz edeceğiz. Örnek cümle. Kim yapıyor? Anrufen aramak. Mesela bana deyin ki nasıl? Ses çok uzaktan geliyor. Van Roost'tu. Ha. Van Roost'tu. İyi. Kız kardeşimi Şivester. arıyorum. Evet. Kız kardeşi arıyorum. Van Roost'tu. Die Schwester an. Bunun gibi. Trinken, içmek. Mesela çay içer misin diye sorsanız nasıl sorarsınız bunu? Trinkst Tasti değil, der değil. Möchten Pardon, Sie trinken? Möchtest du einen Möchtest trinken? du einen Tee? Aynen. Trinken diye. Trinkst du einen Tee? Aynen Mesela T. akusatifi görmeseydik, yani bilmeseniz, buraya direkt ein Tee dersiniz. Trinkst du einen Tee? Ama artık öğrendikten sonra ne yapıyoruz? Diyoruz ki çayın artikeli derdir. Aynen T. Deri trinkından dolayı benim akusatife dönüştürmem lazım. Böylelikle de o denti olacak ya da aynen ti. Peki, essen yemek. Mesela ne zaman hamburger yeriz diye sorun. Hamburgerin artikeli derdir. Van Mert'in Yeriz. aynı pardon. Hamburger Esen. Van. Van Mert'in Restenbier. Van aynı hamburger Esen. Wann essen wir einen Aynen. Hamburger? Hamburger. Bu kadar. Ne zaman bir hamburger yeriz? Peki, nehmen almak. Neyi? Mesela Çocuğu. das Kind. Çocuğu bugün alırım. Heute. Heute. Evet, heute. Heute Heute. Nehme. nehmen Nehme. Nehme. nehmen ich nehme ich Das Kind. das Das Kind. Kind. Das Kind. Evet. Das'ın akusatifi? Das. Evet. Öyle kalır o zaman. Heute nehme ich das Kind. Kaufen satın almak. Ne satın alıyoruz? Halı. Bol. Mal. Ne? Halı. Alı. Tepiş. Ya tepiş. Bununla ilgili de bana deyin ki yarın bir halı satın almalıyız. Gösterin. Yarın. Gösteren. Gösteren. Morgan. Morgan. Sadece morgan. Morgan. Ha. Morgan. Morgan Morgan. zol
Sollen wir ja. Veya Ne olur der peki den burada? bin diyeceksin. Aynı Aynen, aynen tepiş. Bir diyeceksek aynen tepiş. Aynen tepiş. Ya. Ja. Tepiş kalsın. Kalsın. Ya bu. Kaufen. Morgan, sollen wir aynen tepiş kaufen. Morgan ve Evet. Amorgan'ın farkı nedir? Sabah ve yarın. Değil mi? Tanesi Morgan yarın, bir tanesi sabah. Amorgan sabah. evet. Ondan. Morgan Amorgan yarın. dersin sabahleyin. Sadece Morgan. O da Hı. yarın. Onu da günler konusunda öğreneceğiz. Sonra. Forgetsin. Unutmak. Örnek verin. Ich vergesse immer das Handy zu Hause. Aslında buradaki cümlenin aynısı oldu. Başka bir örnekten söz edelim. Dersi İş vergesse unuttum. Aa. dersi hep Evet. unutuyorum deyin. Dersi hep unutuyorum. İlk sevgisi. Ich vergesse immer Das Unterricht. der. Hadi. Ich vergesse Der immer Unterricht. den Den Unterricht. Unterricht. Ja, ich vergesse immer den Unterricht. Peki, verstehen, anlamak. Kime anlıyoruz ya da anlamıyoruz ya da anlayamıyoruz? Ich Akuzatifi verstehe anlayalım hocam. ihn. Akuzatifi anlayalım bu sefer. Nasıl? Akuzatifin şeyi ne? Kişilerden Evet. söz edelim. Kişi. Ich Bir kişiyi söyleyin. verstehe Mesela nicht. doktor. Doktoru anlayamıyorum deyin. Doktor Ich nedir? verstehe Arzt. nicht Arzt. 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 Doktoru Den anlayamıyorum. Arzt. Nasıl diyorsun? Den Ich Arzt. verstehe nicht den Arzt. Doktoru anlayamıyorum. Ich Ich verstehe nicht. verstehe nicht Nein. den Arzt. Ich. Ich kann nicht Ja. ich kann nicht Den den Arzt Arzt verstehen. Doğru. Verstehen. Verstehen. Mesela kadın olsa Die die Arzt. Ärztin. Ettim. Verstehen. Bir an. Tabii olsun. Tamam, anlaşıldı gibi. Evet. Soru soralım buradan birkaç tane. Mesela akşamleyin kimi davet edelim diye sorun. Ben zolum veya yeman Davet edelim. aldım. Tamam, zorunlu kullanalım. Ben zorlun veya Ya. Ben ab zolum. Ya. Aldım. Ettim. Evet. Akşamleyin kimi davet etmeliyiz biz? Peki, hatta buradan aynı şeyden seçelim. Mesela zehin, görmek. Şimdi zehin hem nesneyle hem de kişiyle kullanılabilen bir fiil. Kimi görmek istiyorsun ya da neyi görmek istiyorsun dersek, burada bir ayrım var mı? Nesne bir de person. Evet. Nasıl deriz o zaman? Biri ben, biri var. Was. Was. Wenn Was. möchtest du? Was. Suchen. Kimi görmek istiyorsun? Suchen yazıyoruz hocam. Was möchtest du? Pardon, Neyi suchen. görmek istiyorsun? Zeyhan. Was möchtest du sehen? Bu da neyi görmek istiyorsun? Yani birisi kişiye yönelik, birisi de bir nesneye yönelik. Ya. Akusatife dair sorusu olan var mı? Az Bilmiyorum. önce birisi Yemant demişti. Ona da açıp gidireyim. Yemant normalde birisi de. Ben demiştim hocam. Evet. Yemant birisi demek anlamı. Ya da Niemand. Bu da hiç kimse demek. Şimdi bu ikisini akusatif forma dönüştüreceğiniz zaman bunlar birer isim değil. Bunlar birer zamir olduğu için artikel dönüşmez burada. Bunların arkasını ekleriz. Böylelikle birisini diyeceğimiz zaman Yemand'ın denir. Ya da hiç kimseyi diyeceğiniz zaman Niemand'ın. Selamünaleyküm. Hocam Bunlar mikrofonu kalabalık. açıkta. Şimdi bunlarla ilgili cümle oluşturun hatta bir tane. Mesela deyin ki
Birisini görüyorum. İzhe İzhuhu Yeman'dı. Yeman. Evet. İzhe Z Yeman'dır. Yeman'dı. Peki, hiç kimseyi aramıyorum. İzhuhu İzhuhu Nicht yok. Yeman'dı. Alman. Niemand'ın Nicht yok. Nicht yok Niemand zaten zaten olumsuz. Ha evet o mesela nicht Türkçe'de yok. koyuyoruz Nicht yok. ama Almanca'da ni'nin olduğu yerde tekrardan nicht kullanılmaz. Bu zaten cümleyi olumsuzluyordur. Hatta özne niemand olduğu zaman da olmaz. Yani niemand'ın olduğu yerde nicht olmaz. Ich ne dedim? Kimseyi aramıyorum. İhrufe Niemand'ın an. Ya ich rufe niemanden an. Hiç kimseyi aramıyorum. Böyle. Evet. Başka akusatife dair sorusu olan var mı? Evet hocam, Yok. Fabun fiilinin kendi anlamını taşımadığı zaman yardımcı fiil olarak kullandığımızda sadece akuzatif olmuyor değil mi? fiili yardımcı fiil olarak kullanıldığında adı üstünde yani yardımcı fiil artık orada haben'ı baz almıyoruz. Mesela haben'ı nerede yardımcı fiil kullanırız? Perfect'te kullanırız. Şimdi perfect'te atıyorum helfen fiili. Helfen yardım etmek. Bunu gerçi Perşembe Yardım günü datifle kullanıldığı için birisine yardım etmek. Biz şimdi bunu henüz geçmiş zamanı bilmeyenler bu kısma takılmasın. Sadece açıklamak için söylüyorum. Mesela birisine yardım ediyorum. Ich habe kime? Adama. Dem Mann geholfen dedik. Şimdi burada haben sahip olmak fonksiyonunda değil. Yani buradaki anlamında değil. Buradaki haben cümleyi perfect form yapmaya yarayan bir araç. Bizim burada dikkate aldığımız şey helfen, yardım etmek. O yüzden nesne that ve döner. Akusatif değil. Evet. Hocam Peki, benim de bir teşekkürler. sorum olacak. Dinliyorum. Başka fiiller olacak mı yoksa Var sadece bu var. kadar mı akuzatif Var bir için? sürü. Bir bu Alan bir kadar sürü daha var vardır da yani. sonu yok. Evet o yüzden dedim yani bir fiilin akusatif ya da datifle kullanıldığından emin olamazsanız önüne bir şeyi ya da bir şeye kelimelerini getirdiğinizde o kendisini ele verir. Mesela örnek veriyorum şu anda. Stehlen fiili. Stehlen çalmak anlamına gelir. Biz normalde bunu öğrenmedik. Yani akusatifle mi kullanılıyor, datifle mi kullanılıyor bilmiyoruz. Hırsızlık anlamında bir şeyi çalmak. Şimdi Evet. ben bilmiyorum. Bu sizce neyle kullanılıyor? Neyi Akusatif. çalmak? Akuzatif. Değil mi? Bir şeyi çalarız. İyi haliyle. Bir şeyi çalmak. Evet. Akusatifle kullanılıyor haliyle. Bunun gibi yani bir fiilin önüne bir şeyi kelimesini getirebiliyorsanız komple akusatiftir. Bir iki tane istisna var. Onu da bir sonraki ders datifte görürüz. Başka? Dersi paylaşıyor musunuz hocam? Ders YouTube'da paylaşılır herhalde. Oradan takip edebilirsiniz tekrarını. Hangi Hocam kanaldan Perşembe bakabiliriz hocam? akşamı Kampı. Hocam Perşembe akşamı Datime mi geçecek? Evet, Perşembe'de Dative bakacağız. Tamam. Daha yok hocam. Var mı akusatifle ilgili soru? Dankeschön Yok. hocam. Teşekkür ederiz. Dilinize sağlık. En Dankeschön. zevkli Dankeschön. konular akuzatif. Ders bu Teşekkür kadar ederiz. mı? Evet. Aa, tamam. Bu kadarsa bir sorum var. Akusatif yapan şey fiil dediniz. Bir şey daha var mı? Başka bir şey daha Bir de akusatife çevirmek? edat var ama onu haftaya görürüz. Hocam Hocam illa neyi A1'den kime? sonra A2 Başlayacak mı acaba? evet, A1, A2, B1, B2 devam edecek. Okey. Bir soru daha vardı. Şeyi soracaktım. Neyi kime sorusuna illa cevap veriyor olması gerekiyor mu? Sadece bu değil. Bir de edatlar var. Onu da haftaya göreceğiz. Tamam. Tamam herhalde. Peki. Öyleyse Tamam, teşekkür Perşembe ederiz. görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi Teşekkür bakın. ederim. Günaydın. Günaydın. Guten Abend. Ciao. Günaydın. Bye bye.